Herkese selam, ben Şeyma Nur, kanalıma hoş geldiniz. Şu an birazcık komik ve farklı gözüküyor olabilirim. O yüzden hemen videonun konusuna gelmek istiyorum. YouTube'da dolanırken bir kızın videosuna rastladım. Videoyu da aşağıdaki bilgi kutucuğuna bırakacağım. Eğer izlemediyseniz ona da bir bakabilirsiniz. Videoda kız ıssız şekilde saçlarını nasıl dalgalı hale getirdiğini gösteriyor. Ben de onun rutinini denemek istedim. Dün saçlarımı bu şekilde sardım ve öyle uyudum. Bugün de birlikte açacağız şimdi. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Ama açmadan önce nasıl sardığıma bakalım. Dün çektiğim klibi izleyeceksiniz şimdi. Selam. Şimdi önce hemen saçlarımı bir tarayacağım. Ondan sonra saç kremi ve saç serumu uygulayacağım. Ondan sonra sarmaya başlayacağım. Ki açtığımda daha böyle parlak ve güzel dursun. IGK markasının nemlendirici saç balmını kullanacağım. Üzerine de L'Oreal'in Freeze Taming serumunu kullanacağım. Bundan da 4-5 pompa kadar aldım. Bu birazcık kalın, o yüzden iyice ısıtıyorum böyle elimin arasında. Ben bornozumdan çıkardım bu kemeri. Siz de buna benzer bir şey bulabilirsiniz evde. Ya da böyle işte eşarp tarzı şeyleri katlayarak da yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de ilk defa deneyeceğim. Bakalım. Bu saçımın bir tarafını bağlıyorum önce. Şimdi ufak bir parça aldım. Kemere doladım. Sonra bunu burada tutuyorum. Sonra buraya bir parça daha ekliyorum. Sonra bu ikisini kemere doluyorum tekrar. İyice sıkı bir şekilde yapıyorum. Böyle parça ekleye ekleye gideceğiz. Son parçayı da ekledikten sonra yine kalanlarını da kemere böyle döndürüyorum. Şimdi bu son kısmı da lastik tokayla tutturacağım bu son saçımla kemerin bittiği yeri. Şimdi birazcık buralarda boş kalacak ama iki tarafı da bitirdikten sonra ikisini de güzelce tekrar dolayıp yukarıda toplayacağız. Şimdi diğer tarafı da bir bitireyim. Çok saçma gözüküyoruz şu an ama sonuçta ertesi güne güzel olacak ve gece yatarken yaptığımız için kimse de görmeyecek. Eğer gerçekten güzel olursa ben bunu yapmaya devam ederim. Isı saçımıza gerçekten çok zarar veriyor. Bu sayede saçımıza zarar vermeden güzel ve dalgalı saçlar elde edebiliriz umarım. Bakalım yarın göreceğiz nasıl olacak. Çok ümitliyim çünkü videodaki kızın saçları o kadar güzel oldu ki. Bakalım bizimki nasıl olacak. Yine ucunu bağlayacağım. Şimdi iki tarafı da iyice doluyorum tekrar. Evet, bitirdik. Şimdi bu gece bu şekilde uyumaya çalışacağım. Uyuyabilirim diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta burada, burası pek fazla bir yere değmeyecek yatak başı hariç. Biraz kendimi geriye verip rahat bir şekilde yatarım. Şuraları çok rahatsız edecek gibi durmuyor. Bakalım nasıl olacak. Rahatsız etmez buraları ya. Çok sert olmadığı için. Umarım güzel bir sonuç ortaya çıkar ve bu girdiğimiz hallere değer diyorum. Yarın görüşürüz o zaman. Sarması çok kolaydı. Böyle 5-10 dakika sürdü sürmedi. O yüzden eğer işe yararsa gerçekten yapılabilecek bir yöntem bence. Çünkü hem ısısız saçlarınızı dalgalı yapmış oluyorsunuz hem de işlem süresini göz önünde bulundurduğunuzda daha kısa sürüyor maşa işlemine göre. Çünkü maşada tek tek saçlarınızı sarıyorsunuz vesaire daha uzun çekiyor ama bu da sadece sarıp yatıyorsunuz. Gece kendi kendine dalgalanıyor. O uyku sürecini saymamamız gerekiyor çünkü uyuyoruz sonuçta.
Neyse artık daha fazla uzatmadan şu saçlarımı açalım bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Çok iyi gözüküyor şu an. Hadi bakalım. Bu şekilde saranı ilk defa görüyorum. Çorapla falan saranları görmüştüm. Ama o birazcık daha uğraşlı çünkü çorapla tek tek sarıyorsunuz falan. Sanki bu daha kolay gibi geldi bana. Şöyle birazcık daha geriye gideyim. Şu an açmadan bayağı iyi duruyor. Sanki tek tek maşa yapmışım gibi duruyor. Çok güzel. Şöyle birazcık açalım. Ben böyle şey diye düşünmüştüm. Hani bazı yerleri çok bozuk olabilir. Özellikle şu ön kısmı falan belki düzeltmek gerekebilir maşayla ya da düzleştiriciyle. Ama hiç düzeltilecek bir yanı yok bence şu an. Bayağı iyi oldu. Çok sevdim. Muhtemelen bu yöntemi uygulamaya devam edeceğim. Çünkü saçlarımı yıpratmak istemiyorum ısıyla ve maşayla. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum açıkçası. Yani hani dalgalı olacak ama bu kadar güzel bir şekilde olacağını tahmin etmemiştim. Bence kesinlikle şans verin siz de. Eğer denerseniz fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın bana Instagram'dan. Eğer böyle maşalı saçlar kullanmayı seviyorsanız kesinlikle deneyin derim. Muhtemelen ilk gün böyle daha havalı ve daha kabarık duracak. Ertesi güne birazcık daha dalgalar inebilir diye düşünüyorum. O zaman daha doğal duracaktır. Şu güzel dalgaları elde etmek için tek ihtiyacınız olan şey bu. Kemer. Dalgaların boyutunu da bunun boyutunu değiştirerek ayarlayabilirsiniz bence. Ne kadar ince tutarsanız kullanacağınız kemeri dalgalarınız o kadar küçük olacaktır. Ya da daha kalın bir şeyler kullanabilirsiniz. Biraz daha büyük ve geniş dalgalar istiyorsanız. Diyecek söz bulamıyorum. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel oldu. Ben bir de sarmadan önce işte böyle yağ, serum falan bir şeyler kullanmıştım. Bence siz de öyle yapın. Sarmadan önce hafif böyle bir işte yağ ile bir serumla geçin saçınızdan ki açtığınızda daha ışıltılı ve daha parlak gözüksün. Bu işlem gerçekten işe yarıyormuş. Bunu gördük. Ben böyle bazı kendin yap videolarına takılıyorum çünkü. Hepsi gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu böyle bir kendim deneyip görmek istiyorum çoğunu. Eğer bu tarz videolar buluyorsanız ve Şeyma bunu da dene dediğiniz videolar varsa içlerinde bana yollamayı unutmayın. Onları da deneriz birlikte. Daha da ne söyleyeyim? Zaten söylenecek bir şey yok bence. Sonucu gayet net görüyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye! Yeah, juste une faille tombe, épatant. Le stress est accru par l'envécu. Une feuille tombante, anxiété latente. Pas envie de recommencer ce qu'on foirait les parents. C'est bon, je l'ai vu cru, ça fait aïe aïe. Moi, de toute façon, j'ai besoin de flow et de suite du temps. J'ai besoin d'être. Que t'es la bonne pour me faire oublier toutes mes peurs et failles, failles. Trop d'une faille, pas mon cry, non. Trop de failles, j'ai le cœur empaillé. Trop d'une faille, vas-y, mon cry, non. Trop de failles, mon cœur empaillé. Left behind. Memory that I couldn't keep on my vinyl. Afraid by, baby, baby, my soul is sad and I really don't wanna mess it up with you. You're my final. Gotta fix it out. Feeling and chasing to see beyond doubt. And gotta be a fool to search beside.